Sinüs x ve kosinüs x'in türevlerinin ne olduğunu biliyoruz. Hemen not edeyim. Sinüs x'in x'e göre türevi kosinüs x'e. Kosinüs x'in x'e göre türevi de eksi sinüs x'e eşitti değil mi? Bu videoda diğer trigonometrik fonksiyonların yani tanjant x ve kotanjant x'in türevlerinin ne olduğunu bulmak istiyorum. Dilerseniz tanjant x ile başlayalım. Tanjant x'in x'e göre türevi. Tanjant x sinüs x bölü kosinüs x olduğu için bu sinüs x bölü kosinüs x'in x'e göre türevi ile aynı şeydir. Ve karşımızda bir bölme işlemi var. Bunun türevi için bölüm kuralını uygulayabiliriz, değil mi? Bölüm kuralına göre bu Paydaki fonksiyonun türevi yani kosinüs x çarpı paydadaki fonksiyon yani kosinüs x eksi paydaki fonksiyon yani sinüs x çarpı paydadaki fonksiyonun türevi yani eksi sinüs x'e eşit olacak. Sinüs x'i yazıp başındaki eksiyi kullanarak aradaki eksi işaretini artıya çeviriyorum. Bölü paydadaki fonksiyonun karesi. Yani kosinüs kare x. Şimdi birazcık kurcalayalım bakalım daha sade bir hale getirebilecek miyiz? kosinüs kare x artı sinüs kare x. Birim çember tanımlarından gelen Pisagor teoremine göre bunun 1'e eşit olduğunu biliyoruz öyle değil mi? O halde kosinüs kare x artı sinüs kare x yerine 1 yazabilirim. Sonuç olarak 1 bölü kosinüs kare x elde ediyoruz ve 1 bölü kosinüs x sekant x'e eşit olduğu için aynı zamanda buna sekant kare x de diyebiliriz. Güzel. Şimdi bir de tanjant fonksiyonunun tersi olan kotanjant fonksiyonunun türevini bulmaya çalışalım. Kotanjant x'in, kosinüs değil pardon, evet kotanjant x'in x'e göre türevi. Kotanjant, kosinüs bölü sinüs eşit olduğu için bunu kosinüs x bölü sinüs x'in x'e göre türevi olarak değerlendirebiliriz öyle değil mi? Bölüm kuralını bir kere daha kullanalım. Paydaki fonksiyonun türevi yani eksi sinüs x çarpı paydadaki fonksiyon yani sinüs x eksi paydaki fonksiyon yani kosinüs x çarpı paydadaki fonksiyonun türevi yani kosinüs x bölü paydadaki fonksiyonun karesi yani sinüs kare x. Bunu da birazcık kurcalarsak, burada eksi sinüs kare x eksi kosinüs kare x'i görürüz. Bunları eksi parantezine alınca, eksi parantezinde sinüs kare x artı kosinüs kare x elde edeceğimiz için, Pisagor teoremine göre bunun yerine 1 yazabiliriz. Böylece de eksi 1 bölü sinüs kare x elde ederiz değil mi? 1 bölü sinüs x, kosekant x'e eşittir. Evet, kosekant x. Bu o zaman bu aynı zamanda eksi kosekant kare x'e eşittir. Evet, işte bu kadar.